never really been the one to walk up. I never really been the one to talk much. Sporcular da hafta başı olduğu için daha ayılamadılar. Dünün rehaveti var üstlerinde. Birazdan açılırlar. Evet, düzenli olarak geç kalan sporcum da ufukta gözüktü. İstikrarını hiç bozmuyor. Sallana sallana geliyor. Rüstem! Göster lan! Geçtiğimiz hafta otobüsüne araba çarptı. Dizini koltuğa çarptı. Sakatlandı yani. Hani pek olağan bir şey değil ama o da oldu yani. Sekiz sene üst üste hiç maç kaybetmedin. Kickbox, Muay Thai branşlarda, milli takım seçmeleri dahil. 11-12'de iki kere mi dayak yedik ya? Boynuma bir tekme yedim. Onlar da dövüyorduk açık ara. Bir koydu paket. Sol sol çık sağ sol sağ. Sol sol çık sağ sol sağ. Çaplamadım. İlk ikisi aynı adımla. Then you can see who I really be. All my jets linked up like a Gucci belt. She gon' test me, she gon' tell me how she felt. All my G's are linked up like a Gucci belt. She say what's up, but she saying something else. Ben salonu açtıktan 4 yıl sonra antrenörlüğe başladım. Yani antrenörlük, performans sporculuğu antrenörlüğü farklı bir boyut. Yani sporcunun her şeyiyle ilgilenmek durumundasın. Sporcu da bu işi kendine adamak zorunda. Okulundan, ailesinden, özel yaşantısından taviz vermek zorunda. Sonunda başarıya ulaşırız. Niyetinizi de şey tutun, sert tutun yani. Yardım. Hazır. Çek. Çek. Duvan nefes. Bizim branşta kuvvetli devamlılık esas. Hem kuvvetli olacaksın hem devamlılığın olacak. Ayrıca hem de süratin varsa çok fazla can yakarsın. Şu anda o sistemde çalıştırıyoruz. Aslan gibi çocuklar inşallah amaçlarına ulaşacaklar. Bizim de yüzümüzü güldürecekler. Kısa mesafeleri de tamamen patlıyorsunuz. Bak çok kısa, 10 dakika zaten koşu. Ama kısa mesafeleri tam hızlı istiyorum. Çek! Bizim yaptığımız antrenman şiddeti yoğun antrenman dönem. Mesela şu an çocuklar şiddet idman yapıyorlar. Bir de yaptığımız işin darbesel bir şiddeti var. O zor oluyor tabi. Haliyle neticede darbe yiyorsun, darbe vuruyorsun, canın yanıyor, can yakıyorsun. Buna bağlı olarak darbeler oluşuyor. Darbeye bağlı sakatlıklar oluşuyor. İki türlü şiddet var yani. Biz ikisini de yapıyoruz. Bununla alakalı kendimize de çocuklara da azimliyoruz. Hocanı seviyor musun? Seviyorum. Çok. Kubağın mesela topukta boşalma vardı. Sağ olsun Fatih Yıldız hocamız var. Beni analım. Bütün sporcularıma katkısı çok fazla olmuştur. Kubağın o zaman ameliyat oldu işte. Yani yaklaşık 2-3 ay yattı. Oradan sen kalk, 2 hafta hareket etmeden Türkiye şampiyonu oldu. Yani öyle de bir yetenekli bir çocuk. Allah nazardan korusun. İnançlı da bir çocuktur. Hani böyle görüşmeye seven bir karakter. Fatih hocam müdahale etmeseydi sporu bırakabilirdi. Zaten topu kırılsaydı tekrar spor yapamıyordu. Hop! 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 Ya Tuba şu yaşta abim böyle seninle seveyim ya. Asıl. Antrenman şiddeti düşük bir antrenman. Önüsün mayıkla sağ topuna devam ediyoruz. Ardına 3 round lafı alacak çocuklar. Lafı dediğimiz darbe yastığı. Bu arada boşta kalan sporcular farklı materyallerde bireysel olarak idmanlarını yapacaklar. İşte tench ball, duvar yastığı, aquabag, boxmaster, torbalarda çeşitli bir şekilde bireysel olarak devam edecekler. Antrenman içimiz ve antrenman sonumuz hepsi patlayıcı güce yönelik. Kalp kası bu konuda en önemli unsurlardan bir tanesi. Buna direkt etki eden egzersiz ip atlama. Ondan dolayı ısınmayı ip, lastik, plyometrik idmanlarla. Bu işin sırrı bütün vuruş gücü parmak ucundan geliyor. Buna yönelik fonksiyonel idman dediğimiz idman çeşitleri. Bunlarla ısınmamızı yapıyoruz. Lapa'da müsabakaya yönelik vuruşlar, oyun kurma, istediğimi onlara aktarabilmem için bunu yapmam gerekiyor. Hepsine eşit bir şekilde lafa vermeye çalışacağım. Tabi burada yorulan ben olacağım bugün bu arada. Diğerleri biraz fiziksel aktivite gibi kalıyor bunun yanında. Bu gerçek, real. Yaşanacaklar buradan geçiyor. Diğerleri ek. Kuvvetinin kondisyonunu, mücadelesi içerisindeki, müsabaka içerisindeki maç performansını ileriye taşıyacak olan aktiviteler. Ama bu direkt maçın içerisi. Daha sert, daha sert. Bırakma.
Bırakma. Sağ. Sağ. Sol sağdan yok, sol kroşe. Sol. Trabzonspor'un eski Anarki Stadyumu'nda uzun merdivenler vardı. Orada canımız okurdu. Hocam var olsun ya. Bize hayata o kattı. Çok daha farklı bir birey olabilirdik. Bizi çekip çeviren, toparlayan o insan oldu. Yoluna soktu. Performans sporcusu olma yolunda inanılmaz motive etti bizi. Bir değer verdi. Hak ödenmez. İyilik de ya diyorum ya. Geçenlerde korona olmuş. Şimdi iyi. Doğru insanlarla doğru yerde yaptığın zaman sporun sana katkısı çok fazla. Şimdi antrenörlüklere kadar kitaplar okuyorum mesela. Kendimizi nasıl derler, yani organik yetiştirme olur ya. Biz de organik olarak yetişmişiz yani, işin içerisinde pişmişiz. Okuduğum kitapları yaşadığım süreçlerden öğrenmişim. Son kum koşumuz bu arada. Mat zamanı mesela 3 ay kala başlıyoruz. Daha biz burada yapmıyorduk. Burası düz. Rampalı arazi var. Daha güreşçiler de orayı kullanıyor. Orayı yapıyorduk. Yüklenmeyi biraz düşürdüğümüz için ayaklarının daha kasılmaması lazım. Düz zeminde mesela aynı kas grubu çalışıyor. Mesela koşarken burada bir anda kaydığı anda çalışmayan kas grupları da çalışıyor. Eve gittiğin zaman şöyle bir ince çekmeler oluyor ya. Yalnız tatlı bir idmandır yani. Ben çok severdim buraya gelip tek başıma koşmayı. Kumarlanmaz ya. Anlatılmaz yaşanır. Bizim iş kuvvetli devamlılık esas. Patlayıcı güç de çok önemli. Bunların hepsini koordineli bir şekilde haftaya yayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanılmaz bir bacak gücü sağlıyoruz. Sporculuktan gelme antrenörlük biraz daha insana şey yapıyor, maziyle birleştiriyor diye. Nineleri sporcularımla geliyorum. Duygusal yoğunluğu farklı oluyor. Maç zamanında oradaki o fiziksel şartlar da önemli. Tartınız var, girişler var, bunların koordinasyonu var, odalara yerleşme var. Antrenman sahasının, maç sahasının kontrolü var. Tridman yapılır. Tahminim. Yorgun olursa nasıl düzenleyecek ki ona bakacağız. Rahat bırak kolları. Nefes. Aferin Melih. Bir Yakup'um var. Lakabı ölüm. Ters kap, dövüşkenlik özelliği ve teknik özelliği düzgün bir çocuk. Çok farklı bir çocuk ya. Her anlamda, yapı olarak. Geri adım hiç yok. Çok. Allah nazardan korusun. Hep atar duruyor. İstekli bir çocuk. İnşallah onu aynı bu çocuklar gibi yetiştirip kazanacağız. Sol sağ çık sağ. Çık sol aparken sağ direk. Sağ sol sağ. Bu işe kendilerini adayarak yapmaları gerekiyor. Yaparlarsa başarılı olurlar. Yani hayallerine ulaşırlar. Abi şimdi bitti, salona daha 30 saniye oldu bırakalı. Unuttum desem de inanma sakın. Anılarla seni yazdım kalbime. Çürütürdük dünyamda bir mi sen seni.